Çanakkale'de Alamos Gold 350 bin ağacımızı keserken 2016-2020 arasında Çanakkale valisi olarak görev yapan Muğla valisi Orhan Tavlı buraya da geldi. Burada da ormanlarımızı katletti. Mahalli idareler kanununa göre mahallin en büyük mülki amiri olarak il jandarma komutanına emir ve talimat veren ve kamu düzenini tesis etmekle görevli olan Muğla valisi Orhan Tavlı şu anda kendisi anayasal suç işleyerek kendisi bizzat kamu düzenini bozuyor. Anayasanın 169. maddesi çok açık. Diyor ki ormanlara zarar verecek hiçbir eyleme müsaade edilemez. Yani bunun bir istisnası yok. Buraya verilmiş her türlü izin, her türlü ruhsat, her şey hukuken yok hükmündedir. Muğla valisi Orhan Tavlı zamanında Çanakkale'de Alamos Gold'u kollarken yaptığı gibi şimdi de Beşliçede'den Limak'ı koruyarak, kollayarak anayasal suç işlemektedir. Anayasanın 10. maddesi der ki hiçbir zümreye, hiçbir sınıfa imtiyaz tanınamaz. Ama Muğla valisi Orhan Tavlı 169. maddeyi ihlal ederek kendisi bizzat anayasal suç işlerken aynı zamanda anayasanın 10. maddesini de ihlal ediyor ve bir zümreye, bir sınıfa imtiyaz tanıyor. Biz dün kendisi hakkında CİMER üzerinden İçişleri Bakanlığı'na şikayet başvurusunda bulunduk. Yargıtay ilgili ceza dairesinde dava açılması amacıyla soruşturma açılması talebinde bulunduk. Türkiye halkına, Türk halkına, bütün Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz. O doğa katliamcısı Limak'ı koruyan, devletin valisi gibi değil, Limak valisi olarak hareket eden Muğla valisi Orhan Tavlı hakkında Türkiye yurttaşları herkesin CİMER'den şikayet başvurusunda bulunmaya çağırıyoruz. Teşekkürler. Limak'ın valisi Orhan Tavlı.